Kim var? Serpil Öner İstanbul'dan katılıyor programımıza ve sanıyorum kendisi umutsuz değil. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben fazla vaktinizi almadan Sarp Bey'le görüşmek istiyorum. Anladım. Yani peki ben size telefonunu versem, yani sizi şu vaktinizi almasanız. Peki gayet güzel. Size hiç bulaşmadan oraya geçin diyor. Buyurun efendim Serpil Hanım, sizde soru hakkı. Buyurun. Sarp Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ben sizi daha evvel Kavak Yelleri'nde izlemiştim. Şimdi de Yalan Dünya'da izliyorum. Kavak Yelleri'nde oynarken bu kadar Yalan Dünya'daki kadar mutlu göremedim sizi. Yani oyunculuk olarak, yani de bu kadar kendinizi ifade ettiğinizi düşünmüyorum. Hangi set ortamında daha mutlusunuz, onu öğrenebilir miyim? Ya çok teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için benimle öncelikle. Yani ruh dünyamı bile ilgilendiğiniz için. Ama şöyle söyleyeyim size, gerçekten ben Kavak Yelleri'nde de 2 sene ciddi 85 bölüm çalıştım. Oradaki arkadaşlıklarım da çok iyiydi. Ben genelde sette yani sevgiyle çalışabilen birisiyim. Hani gerçekten bunlar klişe laflar olarak söylemiyorum. Öyle bir aile yapısından geliyorum. Genelde sevgi üzerine kuruyorum ilişkilerimi. Ne yapıyorsun? Işıkçıları mı öpüyorsun? Ne yapıyorsun? Beraber uyuyoruz. Sesçilerle birlikte uyuyoruz. Işıkçılarla. Ses alıyorlar benden falan. Ya aslında belki rolle ilgili olabilir bu. Orada biraz daha mutsuz aşık bir adamdım. Burada gerçekten çok şuursuz bir adamım. O şuursuzluğun parlaklığı olabilir ama konfor olarak derseniz tabii ki Yalan Dünya'da daha rahatız. Sonuçta sitcom, stüdyoda çalışıyoruz. Konfor olarak demiştim ben, konfor olarak. Konfor olarak para tabii var, ki. Para var, para da sorun yok. Para olunca konfor oluyor. Konfor olunca ne bileyim Sarp işte böyle güler yüzlü görüyorsunuz. Ya aslında ben gerçekten ayırmak istemiyorum. İkisi de iyiydi. İkisi de evet, ikisi de benim için hani çok. Sanırım buradaki oyunculuğunuzda biraz daha fazla köpürttünüz. Pardon, anlamadım. Biraz daha fazla köpürtüyorum. Buradaki oyunculukta biraz Yalan Dünya'da, yani daha köpürtüyorsunuz oyunculuğunuzu. Sağ ol. Serpil Hanım, aslında bu neyle alakalı? Ben her zaman biraz daha komediye daha yatkın bir stile sahibim. O bununla da alakalıdır biraz. Orada biraz ekstradan çaba sarf etmem gerekiyordu. Çünkü hiç hayatımda o kadar aşık da olmamıştım. Hani o kadar aşık bir adam nasıl olur bilmediğim için efendi olmaya çalışıyordum sadece. Yani anlamaya çalışıyordum. Bir 85 bölüm falan sürdü anlamam. Belki bunlarla ilgilidir ama tabii ki konfor olarak bir sitcom setiyle asla bir drama setini karşılaştıramayız. Soğukta dışarıda çekim yapmıyoruz. Burada sıcakta, kapalı yerlerde. Sadece performansımızla ilgileniliyor burada. Öbür tarafta biz bir ton şeyle ilgileniyorduk. Ses, gürültü, yağmur, çamur. Şimdi hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Sadece işimizle ilgileniyoruz. Belki bunlarla ilgilidir. Serpil'cim, var mı başka televizyon kritiğin? Hayır, teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ediyoruz, öpüyoruz seni. Sağ olun. Son derece iyisin. Sarp, Diyarbakırlı mısın? Diyarbakır doğumlusun. Diyarbakır doğumluyum. Benim biraz karışık bir 20 dakikamız varsa anlatayım. Anladım. Özet geç sen. Özet geçeyim. Annem Antakyalı, babam Adanalı. Ben Diyarbakır'da Antakyalı doğmuşum. Ağzını yiyirim ben ha. Biberli ağzı. Dört yoldu Antakyalı derken iyice daraltayım. Dört yoldu. Dört yolda yetişmiyor benimkisine. Onda da, orada da var. Var mı? Sonra Bursa'da uzun süre oturduk. İzmir'de okudum, İstanbul'da yaşıyorum. Şimdi buradaki... Tamam tamam. Oho, evet, Diyarbakır var yani. Hayatımızın... Diyarbakır var. Hayır, şu açıdan diyorum. Nerelisin dendiğinde İzmirli zannediyorlar, Bursalı zannediyorlar, İstanbullu hiç zannetmiyorlar. Onu uydurmuyor ama. İstanbul'u hiç zannetmiyorum. Evet. Hiç zannetmiyorum İstanbul'u. Hiç zannetmiyorum ben de. Ama harika ya. O karışım bence seni renklendiren şey de o karışım. Teşekkür ederim. Zaten. Sağ olun. Peki Serdar Cebe, mesleğe muhabirlikle başladın. Muhabirlikle aslında başladık. Aslında hani zembille inenlerden değilsin. Bildiğin hani mutfağın içini dışını, lavabosunu, efendime söyleyeyim altını üstünü gören adamlardan bir tanesin. Muhabirlik yıllarından hatırladığım kadarıyla orada da cevval bir adamdın. Yani böyle bir yerinde duramayan bir adam. Haber atlatır mıydın abi? Bir, haber atlatmak ne demektir iki? Ya Ankara'da çalışırken, Ankara'da muhabirdim ben. Milliyet gazetesinde çalıştım. Ondan sonra Kanal D'ye geçtim. Kanal D'de başbakanlık muhabiriydim. Tabii arkadaşlar arasında çok haber atlattığımız oldu bizim zamanımızda. Başkalarının ulaşamadığı bilgiye ulaşmak. Yani ertesi gün gazete çıktığında ya da akşam ana haber bülteni olduğunda başkalarında yer almayan unsurlar bir haberin içindeki illaki olacak ama detaylar olur. Perde arkası derler. İşte Bakanlar Kurulu'nun içinde konuşulanlar. Hem gazetede hem de televizyonculukta var mıydı böyle var, vardı vardı. Bakanlar Kurulu'nda mıydı? Bakanlar Kurulu'nda vardı. Hiç unutamadığım çöpten çıkan bakan notu diye bir manşet atılmıştı Milliyet gazetesine 1993 yılında. Ben Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, eskiden ayakta açıklama yapılmazdı. Biz Bakanlar Kurulu bakanların oturduğu yere otururduk.
Ben de İçişleri Bakanı'nın oturduğu yere oturmuştum. Çillere valiler kararnamesiyle ilgili yazıyı yazmış. Sonra geri gelmiş yazı. Bazılarının üzeri çizilmiş çünkü. Çöpe atmıştı. Ben onu çöpten çıkardım. Çöpten çıkan bakan notu diye verdik. Ya. Mehmet Gazi oldu. Özledim o yılları. Özlüyorsunuz gel tabii seni canım. Götürelim oraya. Gösterin. Kahve sohbetlerinde bugün Isparta'nın Senirkent ilçesindeyiz. Felakete uğrayan ilçemiz. Evet. Felakette yakınlarınızı kaybetmişsiniz. Bu sakinlik iki hükümetin yani Türk ve Yunan hükümetlerinin bölgeyi gezdireceğini açıkladığı gazetecileri sivil gemilerle bölgeye gezdirmesi gerginliği azalttı. En son 11 Eylül 1980 günü şimdiki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin bu binasında oturuyordu. Terör mağdurlarını kapsamına alacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu belki maddi açıkları kapatacak ama acıları unutturmayacağı ise bir gerçek. Kanal D, Ankara. Ya o kanal değil lokum. Nedir abi? Ya o nasıl ya bir logo? Milliyet'ten daha yeni geçtiğimiz yıllarda. Baya bildiğin ama saçına falan baya bir özen göstermişsin sen ya. Ya öyle tarardık ya. Böyle ilk zamanlar falan böyle hatta şey mikrofon şeyi takınca kulaklığı takınca baya şekilli bir adammışsın yani. Sonradan güzel. Bozulduk. Sonradan bu anchormanlik bozuyor adamı biraz. Bu masa başı olayları. Konfor bozuyor. Yani. Konfor. Bak parayı buldun bozuyor. Sen de 3-5 bozulursun. 2 güne bozarım ben. Çok stresli iş ya. Neresi konfor? Çok, bayağı, şey, çok stresli yani evet ya. Konfor. Yok be abi çöpten alıyorsun. Ben şaşırıyorum ben bu işe. Yılın gazetesi oluyorsun ya. Geliyor. Aynen. Herkes senin için çalışıyor. Oradan çıkar. Ya bir gün tost yerken çıkmıştı. Başbakanlıkta tost yiyoruz. Arkadaşımın elinde kağıdı gördüm tost yerken. Dur dedim bakayım. Genelkurmay'ın gizli belgesini tost kağıdı yapmışlar. İşte, evet evet. Of ya. Neler oluyor? Onları haber yapamadık çünkü gizli kaşarlı çift kaşarlı tost kıvamında. Türkiye'nin düşünsene de bütün savunma şey bilgileri çift kaşarlı tost kıvamında yeniyor. Afiyet olsun. Bak bu demek ki bu habercilikte çöp karıştırmanın önemli bir önemi var. Vardı ama ondan sonra yasaklandı. Zaten ondan sonra ayakta açıklamalar başladı. Ha. Bakanlar Kurulu önce çöpler temizleniyordu. Ondan sonra modern şey geçtik. Tost yasağı. Peki harikaymış. peki şu çocuklara bir el atalım. Eskişehir'de bak şimdi kaldık. Açık öğretim. Açık öğretimde İngilizce öğretmenlik konusunda çok bana büyük sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. İngilizce öğretmenlik konusunda açık öğretimde yani Eskişehir Üniversitesi doğru mudur? Evet Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'nde. özellikle İngilizce öğretmenlerinin bir hassasiyetleri var. Lütfen Sayın Rektör bir seslerini duyun. Bu çocuklar seslerini duyurmak için bugün yaklaşık 750 bin tane şey gönderdiler bana. Tek suçumuz okumayı istemek elimizden avucumuzdan artırıp harçları ödemekmiş diyerek de böyle bir serzenişte bulunuyorlar. Tabii öteki tarafı dinlemeden bu çocukların sadece sesi olabiliyoruz. Bir şey dolayısıyla daha duyun. Var çok özür dilerim. Sen de mi oradansın? Ben oradan değilim ama ben de onlarla bir hani yazışma oldu. Şöyle notlarında da şöyle bir sorun varmış. Onlarda sene eresi yokmuş. Bütünleme yok, yaz okulu yok ve ciddi sürekli sınıfta kalıyorlar. Ve mesela 70 puan CC'yken 69.5 zannediyorum FF'ymiş mesela. İşte onu çözebilirsek bu havuz problemi. Bence rektörün yani. Bence rektörün bunu çözemiyor. Yani düşünsenize abi. Hani böyle not sistemi de yani şey gibi, KPSS sistemi gibi bir şey. Adam çözme... Kalmaları için sanki birileri çaba gösteriyor. Hayır, hayır, istedikler yani, kalmasın. Enteresan. Bunlar bize lazım. İngilizce bilen öğretmenler bunlar ve biz... En azından öğretmen olsunlar ve atanamasınlar. Yani olsunlar ama. Geçen gün bir şey okudum. Dünyada veya Avrupa'da sondan üçüncüyüz İngilizce bilinirliği konusunda hani... Herkes bilmek zorunda değil ama artık kabaca bilmek zorunda değil. 3-5 bilirdik bizim dönemimizde. İngilizce, Almanca en azından çok iyi konuşulurdu yani. 80'li yılları çok iyi hatırlıyorum. Evet, Almanca... 3-5 kelime çok iyi. Şimdi Rusça biraz ilerledi. O da bizim galiba. Bir yatkınlık var. Dil yatkınlığı. Kuşaklarla birlikte de değişiyor. Evet 15 numaralı şeyimizde çocuğun eli patladı ya. Evet 15 numaralı şey tek karemiz varmış. Serdar senden konuşurken seninle ilgili bir şey bir gördüğümüz daha. Bildiğin seni bu akşam bir rezil edeceğiz. Benim İnşallah seni sabah haberlerine geri döndüreceğiz. İrfan Büyük para verdi bize. Yiyoruz o parayı şimdi. Buyur efendim. Evet bir tek kare. Arkadasın abi. Arkada ne işin var? Şimdi Şule ön desen arkada. Ne oluyor? 2.30'da Şule'nin fonlu oluyorum. Fon sıkıntısı çekiyorlar. Ünlü yüz istiyoruz. Fon numarayı. Ve Twitter'da da geçiyor. Serdar Cebe bugün çıkmadı ne oldu falan. İşler ters mi gidiyor? Son dakika şey mi var? O biraz önce dediğin dolaştığın
zaman var. İşte bu dolaştığım zaman. Bu dolaştığın evet. zamanla. Ama orada bilerek Suriye'ye orada dolaşıyorum. Bir, şey hareketler falan. Bir gün elma yerken yakalanmıştım. Onu ciddi bulamamışsınız misin? Evet. Ya aman abi. O, ama bilerek ya. Değil tabii o. İnsansın yersin ve iş sahasında insanlar böyle evet. şeyler yapıyor. Bu arada bütün konuklar neden aynı şekilde oturuyorlar? Sol bacaklar, sağ bacaklar. Talimat geldi değişti. Evet değiştirelim. Bir mesaj mı vermek istiyorlar? Evet. Birlikteyiz. Bu akşam sonuna kadar birlikteyiz. Her türlü mesele de. Sevgili Gökçe, reklamcı mısın aslında? Yani reklamcılığı evet. bırakıp müziğe bulaşmak. Yok, saçların biraz daha mı sarıydı senin yılbaşında? Hayır, aynı. Bu muydu? Buydu. Benim gözler bildiğim bozulmuş o zaman. Güzel. İyi. Niye reklamcılığı bıraktığında niye müziğe girdin sen ki? Müzik hep vardı. Müzik hep vardı. Reklamcılık sonradan oldu, o yüzden bıraktın reklamcılığı. Sanat yönetmenliği okurken güzel sanatlarda bakalım. Bir yandan tiyatro eğitimi aldım Şarkı Takant'tan. Hı. Bir yandan davulculuk, bir yandan şarkıcılık, hepsi bir aradaydı. Daha sonra sanat yönetmeni oldum fakat iki gün uykusuzluk, çekimler, sonra sahneye çıkıyordum. Bir gün ufak çapta bayıldım. Dedim benim bir karar vermem lazım. İki sene yaptım reklamcılığı, çok severek yaptım. Ama tatile çıktım böyle bir 10 günlüğüne. Bir daha dönmedim. Şey. Ha, gidiş o geçiş yani. Peki ama yani şey daha seksi değil mi? Böyle sanat yönetmeni. Mesela kapıda yazıyor. Öteki kapıya geçiyorsun şarkıcı. Ha davulcuydum bir de. Yani bir de üstelik diğer kapıda davulcu yazıyor. Bir de maaşta şöyle bir şey oldu bak. O hale gel. Ha peki ya. O zaman bu mazo haller nereden geliyor diye... Ya insan yok, sadece sormuştu. Para değil ama çok mutluydum. Çok güzel laftır, her şey para değil. Hakikaten değil yani, Sarp'ın dediği gibi. Gerçi Sarp'ın dedi, Sarp biraz... Sarp'ı boşver. Sarp'ın biraz fazla şey yapsana iyice içine anladım. Ben o zaman hakikaten sadece de uyuyordum. İşte arkadaşlarım bir şey ısmarlayamıyordum ama mutluydum. Ya ne bileyim. Ben öyle düşünüyorum. Sen... Ben bak bozdum. Ama bak bozdum. Ya abi olmaz. Vücut ilimden aldı. Olay bozdu. Şey bozuldu ya. Feng Shui bozuldu. Ama program kötü gider. Gökçe beni bozdu. Ya? Ben Feng Shui bozuldu. Bacağı değişti. Tamam hadi. Hadi hadi devam edelim. Evet. Çok da yakışmıyor bana bu tarafa. Karda böyle davul. Bir de bir sürü şey taşıyorum. Zil çantası, işte baget, tabure. Taburemizi de taşıyoruz karda, biz. Karda, sırtında, tabure, trampet, davul. Bir gün geriye doğru düştüm böyle. Ufak çaptı bayıldım. Hayır, reklamdaki gibi. Sırtımda zil çantası vardı ve bayıldım. Sonra beni tutup böyle kaldırmışlar. Tam olarak nerede? Taksim, İstiklal Caddesi'nde. Taksim, İstiklal'de bayıldım. Düştüm, böyle ya. Düştüm, bayılmadım. Oho, bayıldım. İyi de o kadar ağır şeyler taşıyorum ve kar. Hani, ve gittim böyle. Peki yani tüm o ağır işçiliğe rağmen yani sen müziği çok tercih ettin. Çok mutluydum ama. Evet. Bu çocukluktan içindeki ritim duygusu tabii babadan kalma evet. biraz. Değil mi baba müzisyen? Evet. Peki baba yani yavrucuğum beni biraz bak da hani örnek al da girme bu işlere. Ben sen sanat yönetmeni ol, oradan başka evet. bir yönetmenliğe falan geç demedi mi? Reklamcıyken çok mutlulardı. Ama babam açıkçası başlarda hep evet müzik ikinci konumda olsun diyordu. O çünkü çok çektiği için işte gecede dört yerde çalıyordu, hı. ediyordu evlilerken başlarda. Ama ben hani bu kararıma da saygı da yani bir şey de zaten şöyle çok şanslıyım hani... Kaç tane baba kızı davulcu diye gurur duyar ki hani ben o yüzden o şanslılardanım. Güzel şanslılardanım. Hakikaten. Hakikaten Türk, öyle yani. İngilizce işte var yani. Hani kızına soruyorsun. Yavrucuğum ne düşünüyorsun? Davulcu olmak istiyorum. İngilizce davulculuk okumak istiyorum. Yani harika bir şeymiş bence de. Kaçırdın ama. İngilizce. Vallahi kaçırdın. Neydi? Ben de kaçırdım. Ben İngilizcesi de var dedim. Ondan sonra Almanca konuşmaya başladı. Opa, çok enteresanmış ya. Yok, yok. Programı sabaha kadar yapın. Çok güzel. Çünkü Almanya'dan selamlar diyor Serdar Selvi. Teşekkür ederim. Serdar, senin profesyonel olarak fotoğrafçılıkla bir ilgin var mı? Yok. İyi fotoğraflara bakıyorum sadece. İyi fotoğraflara bakıyorsun. Bakıcı olarak var efendim. Çekici olarak yok kendisinin. Hayko'nun düşüncelerini aldık başkanla ilgili sayende. Bir de Sarp Apar'ın düşüncelerini alabilir miyiz? Evet biliyorsunuz. Apar. Bugün istifa etti Sayın Başkan. Ve anladığım evet. kadarıyla federasyon başkanlığına doğru gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Bu çok da enteresan. Bu akşam da maçımız vardı. İlginç bir tesadüf olsa gerek. Yani evet. efendim. Ya bu çok hassas bir konu. Çok yaşa. Öksürdüm. Yine helal. Çok güzel. Helal. Yine bu. Bir şey olsun. Bir şey olsun senin bir şey olsun. Bir şeyler olsun. Azıcık bayıl. Ya şey bilmiyorum bu hassas bir konu. Hayko'nun açıklaması komik ama yani top tweet olmak istemiyorum. Evet, hey Twitter'cılar top tweet olmak istemiyor. Hadi onu top tweet yapalım. Yok yok hayır. çünkü orada çok ortalar çıkınca bayağı bir tokatlıyorlar. Ya şey ben şöyle düşünüyorum.
hep de bugün konuştuk o konuyu. Sadeleşsin Beşiktaş, kolej ruhuna geri dönsün. 400 milyon dolar borç falan bizim tarzımız değil. Aşağı kimsenin de tarzı değil. Ya toplasan paramız da yok zaten. Evet yani bilmiyorum, ben ruhumuzda Carvalho hocamıza güvenerek bu yola devam edelim diyorum. Fernandes hariç Portekizleri yollayabiliriz. Necibimizle, işte Velimizle filan, Mustafa Pekdemek'le yola devam edebiliriz diyorum. Başkana da hayırlı olsun diyorum. Çok başımız ağrıyacak ama 50 yıl söylerler bunu bize yani. Bravo ya, hani bir maç sonunda şeyden, futbolcudan görüş alırsın ya, o kadar. Beşiktaş, ben diyorum önümüze bakalım diyorum. Bir dahaki maçta görüşmek üzere diyorum. Harika. İstemeden. Bu açıklamayla tap tipi olamazsın zaten. Hafif kaldı biraz. Olmamak için yaptım. Farkında. Yırttım kendimi. Evet, bir telefonumuz daha var, alalım. Alo. Mehmet Kayaoğlu Ankara'dan Başkent'te arıyor bizi. Buyurun efendim. Evet, merhabalar, iyi akşamlar. Opa, iyi akşamlar Mehmet Bey. Son dakika haberini Mehmet'ten alıyoruz. Buyurun Mehmet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, çok şükür. Ne oluyor orada? Burada hiçbir şey olmuyor. Anladım o zaman. Rahat olabiliriz. Tamam, rahat olabiliriz. Buyur. İlk sorum Gökçe Hanım olacak. Peki, çok güzel. Kime? Gökçe Hanım. Efendim. Buyurun. Gökçe Hanım, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de çok iyiyim. Vallahi sizleri gördüm böyle televizyonda. Daha mutlu oldum işin gerçeği. Hey. Sağ olun. Gökçe Hanım, size bir soru sormak istiyorum. Normalde giyinim size ben çok dikkat ediyorum da. Normalde acaba bu tarz mı giyiniyorsunuz, yoksa insanlar beni böyle tanısın, diğer kişilerden ayırt edici bir tarzım mı olsun diyorsunuz? Mehmet, önce bir nefes çektiğimi bir düzeltin. diye böyle bir tatlı bir nefes çektim var ama o korkutuyor. Yani bu saatte artı 18 gerektiren bir nefes çekti. Tamam. Şimdi sen söyledim. Sakin ol ve geliyor yanıt. Buyur. Genelde bu tarz giyiniyorum ama şapka takmıyorum dışarıda. Yani bu tarz şapkaları sokakta takmıyorum. Şu anda tarzını çekiyorlar gördüğün gibi. Evet. Bildiğim böyle, evet, tarzımız ama bu. Ama genelde salaş giyinmekten, rahat giyinmekten hoşlanıyorum. Değişik giyinmeyi de seviyorum. Fakat dediğim gibi bu şapkayla tabii bu tarz şeylerle dolaşmıyorum sokakta. Başına gitti bu. Peki, var mı başka soru? Ya Sarp abiye bir şey sormak istiyorum tabii öncelikle. Ki. Tabii. Sarp abicim, iyi akşamlar. Nasılsın? İyi akşamlar. Sağ ol, sen nasılsın? Sarp kardeşim? Sana da aynı şefkatle yaklaşıyor, farkında mısın? Gel. Gel. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet, teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Eyvallah abicim. Sarp abicim, sana da bir şey soracağım ya, nasıl desem. Şimdi Türkiye'lerinde ve Avrupa yakasında böyle biraz böyle fakirimsi bir tarzım vardı. Fakirimsi? Eziktin ya. Domatesin sen. Şimdi biraz daha böyle zengin roldesin, daha iyisin. Acaba o rol mü daha iyiydi, yoksa bu rol mü daha iyiydi? Bu ne türü biraz daha iyiydi? Ya ne bileyim, çok zor bir soru da emir olmak daha rahat, öyle söyleyebilirim yani. İnsan olmak önemli. İnsan olmak önemli tabii. Ya önemli. Ama Tanrı verdi de candır yani, ben onu hiç söyleyemem. Her daim canımız olacak. Candır yani, o benim. Ondan vazgeçer miyiz? Tanrı verdi. Hakikaten Tanrı verdi onu. Mehmet, bu kesin mi uyan seni? Aa, çok teşekkür ederim. Net cevap. Şey söyleyeceğim ya, sesin bu arada Sarp'a benziyor, biliyor musun? Ha, evet abi, Sarp abiyle zaten ben tanışıyorum. İstanbul'da falan karşılaşmıştık. Valla. Gerçekten arattın. Sarp abim, iyi akşamlar. Ben Mehmet. Ajansta çalışan Ankara'da. Behzat Ç'nin sinemasını. Aa, merhaba kardeşim. Niye önce bana soru sormuyorsun? Gökçe'ye soruyorsun. Abim. Demiş ya. Abi, telefonda konuştuk biz seninle. Mehmet, Behzat Ç'yle ne? Behzat Ç'ye dedin orada, bir şey dedin ama. Behzat Ç'de çalışıyordum. Ufak bir şeydi. Olmuştu da yani, orada çalışmıştım da ben. Evet. Ha, Behzat Ç'de ufak bir şeyin oldu. Ankara'da çalıştım. Ha, iyi olmuş, akbabuş. Devam edelim o zaman. Var mı burada soracağım başka bir şey? Abicim, hoşça kalın. Kendinize çok çok ya iyi. Seni çok seviyoruz Mehmet. Her gece bekliyoruz Mehmet, seni ya. Mehmet, kendine iyi bak kardeşim. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Sağ olun. Kardeşim, iyi akşamlar. Ay Allah'ım, Mehmet ya, bize bir hoş bir nefaset getirdin ya. Bir feraset, bir serafet ve öcü. Bunların hepsi geldi. Bana belli olmasın. Bana bak, çocuğun değil mi, çocuğu gerçekten? Abi 100 TL verdim. Gece 12 çeyrek geçe ara dedim. Anlaşılmasın diye ilk soruyu. Ben yakaladım. Anlaşılmasın diye Gökçe'ye sordum. İyi ama çocuk, güzel çalışmışsınız. Harika bir şey oldu. Peki şey demiştin sen, Umutsuz Ev Kadınları'na başlamadan önce, ya bunun yabancısı olacağına yerlisi olsaydı daha iyi olurdu gibi bir açıklaman vardı senin. Benim mi? Vardı. Vardı. Hiç yapmadım böyle bir şey yahu. Abi kız Yunus'la Munus. Ya sen ne diyorsun yani, kız başka bir dünya. Ya vardı da niye bozuyorsun ki, bak şimdi. Yok dedim. Dünyevi. Yoktu. Niye böyle bir açıklaman yoktu? Yani ben senden bunu yani bekliyorum. Yerli malı kullanmalı haftasında. Çabalıyorsunuz ama olmuyor. Oraya çekemeyeceğim mi seni? O zaman benim sıradaki soruyu tüm sevip de kavuşamayanlar için soruyorum. Tamam, İleri görüşlü müsündür? Efendim? İleri görüşlü müsündür? Ne açıdan? Her açıdan.
Tabii ki yani geriye mi gidelim? Yani aynı şeyden dolayı. Yani bu demin şey yaptık ya, bu rol için biraz düşündün ya sen. Mesela ne bileyim bir zeliş rolü gelseydi falan. Yani ya da başka bir rol gelseydi. Yani başka kadınlardan bir tanesi. Ben az önce dediğim gibi tutup tutmayacağını kavrayabildim mi ilk bakışta? Öngörü olarak yani ben bu işin kesinlikle sevileceğine inandım. Ve hislerim de kuvvetlidir. Yani o anlamda gerçekten kendime güvenirim. Ama ben zaten medya yapmaya gittiğimde hani diğer rollerle de ilgili konuştuk. Yani hepsini tek tek sundular. Hayır, tabii. Hepsini tek istiyorsan. Tek sunmadılar. Yani şöyle bir şey oldu. Diğer oyuncu arkadaşlarımla da aynı şeyi konuştuk. Herkes başka bir rol için hemen hemen görüşmeye gidip bir diğer karakteri alıp dönmüş o görüşmeden. Enteresan bir şey. Sen ama anladığım kadarıyla şeyden de kastan da biraz etkilendin. Yani oradaki kadrodan tabii ki, da etkilendin. Yani... En son ben kabul ettim. Eyvah, beş kadın kim olacak onlar? Hep Ceyda şeyin esprisini yapıyor. Çok gülüyorum. Yani ilk olarak onun ismi açıklandı. Ceyda Düvenci, hani kadınlarımızdan biri diye. Her gün diyor şirkete telefon ediyordum. Yani kim olacak? Kim olacak? Beş başka kadın düşünebiliyor musun? Ceyda, biz hani alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Tamam, C'yi açıkladık. Sırada D olacak. B olacak yani. Belki de öyle diyorlardı. Ama gerçekten önemli. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Beş kadın yani birbirini yer bir şeydi. Yani kadın ağırlıklı bir şey, dizi bu. Yani bir şekilde... Bir iç rekabet oluyordur herhalde. Yani yok, kiminin ya. Kaşı ötekisinin gözü birinin kuyruğu. İnanın olmuyor. Bence gerçekten hiç olmuyor, hissediliyor yani. Yani hepimiz. Sen nereden biliyorsun? Bence hissediliyor ya. Yani eğlendikleri, rahat oldukları. Hissedilir. 50'den yani. Sonra belli olmaz. Başka dizi ya. Başka dizi. Ya bizim o mutluluğumuz zaten ekrana yansıyor. Herkes kendi oynadığı rolden çok memnun. Herkes kendi oynadığı rolü çok seviyor ve oyuncu arkadaşlarımızla da hem birbirimizi çok seviyoruz hem de ekibimizi çok seviyoruz. Hı. Orada bir kadın cumhuriyeti diyoruz hep. Hani harika erkek oyuncularımız var, harika erkek çalışanlarımız var ama yönetmenimiz kadın, senaristimiz kadın. Hepsine çok selam söylüyorum buradan. Yani altyapımcımız yani... Yani bir yeni çağ kadın hareketi midir umutsuz ev kadınları aslında bizim anlamamız vallahi gereken şey burada? Vallahi çok bilinçli mi yaptılar bilmiyorum ama birbirini seven, eğlenerek kadın gözüyle bu işin çekilmesine daha da vesile olacak bir ekip kurmuşlar. Bunu yapımcısı erkek mi kadın mı? Fatih Aksoy. Teşekkür ediyorum. Serdar Bey, sıra sizde. Ama akıllı bir erkek. Akıllı bir erkek, evet. Peki. Gayet güzel hakikaten de sonuçta reytingten ve işin şeyini getirilerinden anlayan bir adam. Evet.